ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله Allah'tan kendisinde olan bir şehadeti ketmedenden daha zalim kim olabilir? Şimdi süreci bu şekliyle göreceksiniz, sonra bunu ketmedeceksiniz. Neymiş? Birileri böyle istiyor diye. Ketmedemezsiniz. Eğer bunu böyle olduğunu görüyor ve biliyorsanız, o zaman desteğinizi doğru istikamete koyacaksınız. Müslüman milletlerin, Müslüman ümmetin tekrardan güç hazırlayacağı, derlenip toparlanacağı, ekonomik gücünü ele geçirir. Kendi ekonomik gücü kendinde değil, düşünebiliyor musunuz? Ümmetin kendi ekonomik gücü kendi elinde bile değil. O kadar parçalanmış, parça parça edilmiş ki yeraltı yerüstü zenginliğini kendisi teknolojiye tahvil edemesin diye, kendisini savunacak argümanlara dönüştüremesin diye. Her bakımdan kuşatılmış. Şimdi bu sarmaldan çıkabilmesi lazım. Diktatörler tepesine çakılmış. İşbirlikçiler eliyle belli süreçlere sokulmuş, iradesi gasp edilmiş. Her bakımdan sıkıntılı. Tekrar kendi izzetini, kendi ifadesini, kendi kimliğini ve iradesini adım adım kazanabileceği bir süreçte, hayır ben hepsi ya bir günde olur ya da her zaman ben de tekme vuracağım diyen adam ya gerçekten gafil ya da hıyanet içerisinde. Çünkü bu kadar gaflete de ihtimal vermiyorum. Bunlar bir bakmışsın ki tam da o işbirlikçi dikta rejimlerden veya onların elemanlarından bir şekilde ekonomik yarar sağlayarak bir milletin ve ümmetin uyanmasını, kendi iradesini tesis edecek bir devlet nizamına kavuşmasını engellemek için Müslümanlar sadece diktatörlüklerle yönetilsin istediklerinden sürece hep çomak sokmaya çalışıyorlar. Ve bulduğu her araçla bakmışsın iktidara saldırıyor. Ne bulursa haklı haksız. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِرِنْ عَمَّا تَعْمَلُونَ Akleddiğiniz bir gerçeği çıkarlarınızla örtüşmüyor diye eğer değiştirirseniz bundan daha büyük zulüm işlemezsiniz kendinize karşı. Farkına vardığınız bir hukuk, velev ki sevmediğiniz kimseler olsun. Ben sevmiyorum diyor, sevmediği için adavette bulunuyor. Böyle şey olur mu? وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِ Bizim okuduğumuz ayetlerle benzerliği çok bunun. Allah'a iftira eden yoksa bizim ayet mi? Yok değilmiş. Allah'a bir yalanı iftira eden yahut ayetlerini yalanlayan. Hüküm ne? اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Allah zalimleri iflah etmez. Böyle kimseler iflah olmazlar. Tarihte bunların envai çeşitleri var. İçlerinde peygamber diyeni de çıktı, göreceksiniz ben işte şuyum buyum, yeri düzeni her şeyi değiştireceğim, deccal karşıma çıkacak, hepsini ben yapacağım diyenler tepe takla toprağın dibini boyladılar. Yarın şöyle oluyor, öteki gün böyle oluyor, kainatın düzenini şöyle ediyorum. Yani ben Allah'ım demeye ramak kalanları bile çıktı bu süreçte insanların. Dinleriyle, imanlarıyla onları oyalayan, gerçek istikametten onları alıkoyan اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Ama Allah Azze ve Celle zalimleri iflah etmedi. Bunca her tarafından kuşatılmış olmasına rağmen Cenab-ı Hak hakkından gelinmeye mani oluyor. Buna da dikkat edin. Yani bu kadar çaresiziz. Her şey bitmek üzere Çanakkale geçilemiyor. لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَا Hükmü düşmüyor. Allah Azze, çünkü bakıyorsun hiçbir şeysi kalmamış. Yani elinde teknoloji yok, imkan yok. Başındakiler onu her gün satmaya hazır. Hepsi işbirlikçi. Yani burada hakkından gelinecek olan o sahadaki milletin kendisi. Hangi coğrafya olursa olsun, Arap coğrafyası. Ondan Müslüman coğrafyadaki esas hakiki düşman, şeytanın hakiki düşmanı
O milletin kendisi. Yozlaştırılıyor, ameli bozuluyor, uyuşturucuya alıştırılıyor ama bir türlü tamam artık sizin adınızı kafir koyalım, çeviriyoruz sizi bu tarafa denince direnç gösteriyor. Yani hakkından gelinemiyor. Son şey hamle yapılamıyor, yapamıyorlar. İnsan düşünüyor yani 80'leri, 50'leri. Neyimiz varmış da biz o zaman böyle girip buldozerle işimizi bitirmemişler diye. Ya yapmaya çalışmışlar, olmamış yani. Artık gidelim dümdüz edelim demişler. Yani bunun en kritik hali Çanakkale'de görünüyor. Olmuyor. Allah Azze ve Celle bu sefer o koyduğu hududa dolayısıyla nice diktatörler geçiyor tepelerine, her türlü yozlaştırmaya yönelik, mesela Mısır coğrafyasını düşünün, her türlü şey yapıyorlar ama millet özünde bir türlü tamamıyla düşmüyor, kale düşmüyor. Ve Osmanlı coğrafyasından bugüne kalan bütün geniş şeye bakın, hala şeyini koruyor millet düzleminde bakarsanız eğer, hala direncini koruyor, ele geçirilmiş ve düşürülmüş değil. İşi bitirilebilmiş değil. Hala zaman içerisinde işte kötülük ve kötüleşme yönünde zorlayarak yeni gelecek olan nesiller üzerinden hayal kuruyorlar. Ama bazen 3-4 nesil değiştiriyorsunuz. Yine bir nesil çıkıyor, ben başımı örteceğim diyor. Ulan nereden çıktı bu nesil? Şimdiye bunun yani plajdan çıkmaması gerekiyordu. Böyle bir taleple hiç karşımıza gelmemesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle yani bizim bittiğimiz, tükendiğimiz yerde kendisi her zaman olduğu gibi devrede ve ümmetin tekrardan dirilebilmesi, kendine gelebilmesi için onu kısık ateşte de olsa bekletiyor. Tabii aynı anda da başka gelişmeler oluyor. Kendileri bu coğrafyaları zaman içerisinde gelişen bu teknolojiyle biz her eve yerleştirdiğimiz televizyonlarla bir iki nesil kalmadan bizden beter hale getiririz diye hesaplayanlar, bir iki nesil geçmeden kendi evlerinde eşhedü en la ilahe illallah diyen, gizliden gizliye namaz kılan insanlarla karşılaştılar. İşte bu وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Yani onlar bir plan kurdu, bir düzen kurdular. Çok geçmez şu hacı amcalar, şu dideler, nineler bir gitsin, şu sokaklarda gezen, efendime söyleyeyim, şalvarlılar, sakallılar, hacılar, hacı amcalar, o önceki nesiller yani 20'ler, 30'lar, 40'lar muhtemelen diyorlardır ki 80'ler, 90'lar gelmeden, milenyuma girmeden bütün Osmanlı coğrafyasının şeyden farkı kalmayacak. Batıdan farkı kalmayacak, artık hepsinin bütün sahası, zemini her türlü melanete uygun hale gelecek. Yani bir Avrupalı Paris'ten binip Şam'a geldiğinde Paris'le Şam'ı hiç ayırt edemeyecek. Paris'ten çıkıp Riyad'a geldiğinde hiç ayırt edemeyecek. Şimdi Riyad yani buralarda biliyorsunuz değişim rüzgarları esiyor. Ama bunların hepsi bir yere kadar oluyor. Bir yerden sonra tamam adını koyalım bunun, artık burayı kafiristan yapalım dediğiniz zaman olmuyor. Bilmediğiniz bir direnç oluyor. Elindeki içki olan adam yani tinercisi, bilmem necisi, benim peygamberime nasıl laf etti diye bir bakmışsın sokağa çıkıyor, meydana çıkıyor, kimliğinden vazgeçmek istemiyor. Amelce kötülüğe bunca alıştırılmış olmasına rağmen hadi kötüye şimdi iyi de bakayım deyince iyiyi çıkartamıyor ağzından. İyi iyi bak bu kadar diyeceksin, bu kötülükler iyidir, o eskiler kötüdür de, onu demek istemiyor. Diyor ki ben yanlışa girdim ama yanlışı ilkeye dönüştürmek istemiyorum. Evet her şeyimle belki gavura benzedim ama ben gavur olmak istemiyorum diye. Bu çok zorlarsan bu sefer uyanışa da yol açabiliyor, dirilmeye de yol açabiliyor. Dolayısıyla onlar yani işte 100 yıllık, 200 yıllık, 300 yıllık planlarındaki hedeflerine hiç ulaşamadılar.
Belki coğrafi taksimleri yapabildiler ama bu bir çözüm değil. Böyle bir şey nihai beklentileri değil. Bu Müslüman milletler hala aynı yerde yaşıyorlar. Hala siz gidip oralarda o hayal ettiğiniz yaşamı bulamıyorsunuz. Hala ezanlar yükseliyor. Hala insanlar kendilerini Müslüman olarak tarif ediyorlar. Belki kötülüklere bulaşmışlar ama bu kötülükleri kötü olarak biliyorlar. Ve vazgeçiyorlar, ıslah oluyorlar, adım adım iyileşmeler de var. Dolayısıyla buranın hakkından gelememişken dönüp kendi evlerinde, kendi muhitlerinde ve kendi coğrafyalarında, kendi kanlarından, kendi canlarından insanların mühtedi olması işte tam وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Onun için biz hiçbir şey yapmadık. Sadece biraz işçilerimiz gitti. Çok bir şey bilmeyen, yani ilim bilim bilmezlerdi. Ağızlarını açtılar, dişi sağlam mı baktılar, pazusu sağlam mı baktılar, genç mi baktılar, öyle alim vesaire kabul etmediler. Ama bunlar üzerinden öyle böyle, yani Afrika'daki zavallı Arapların göçmüş, Avrupa'ya göçmüş kitleleri, bizden göçmüş olan kitleler, bunlar üzerinden ve iletişimin de gelişmesi daha fazla yozlaşmaya yol açacak diye onlar beklerken, Allah Azze ve Celle aynı araç üzerinden bu sefer hidayetin o coğrafyalara ulaşmasına yol açtı. Şimdi oralardan hiç de azımsanmayacak bir trend, İslamlaşma yükseliyor. Dolayısıyla sakın ha ümitsiz olmayalım. Sürecin dip dalgasına dikkat edelim. Esas vazifemizi bilelim. Karşı karşıya, yani iki kılıcın Hazreti Peygamber zamanında vuruşması neyse, bugün karşı kılıcın yükselen teknoloji, siz de buna karşılık vereceğiniz hamle aynı teknolojiyle olacak. Yoksa gidip koca bir yani lazer silahına karşı kılıcınızla yüksek sesle tekbir getirmeniz sadece Cenab-ı Hakk'ı hiç anlamamış olmak olur. Bu kadar gaflet olmaz. Olsa olsa birilerini kışkırtayım da bu süreçte bir işbirlikçi güruhu peydalayayım gibi bir hıyanet adımı olabilir. Başka bir şey diye sanmıyorum. أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ